çok ilginç bir karar. İki karar birden alıyor. HDP lehine gözüküyor. Yani biri tam lehine zaten. Hazine yardımını kesmişlerdi. O gitti. Yani tamamen aykırı her şeye. Yani yok efendim kapatma davası var. Bloke. E olmaz öyle şey dedi. Anayasa Mahkemesi dedi ki olmaz. Tamam bitti. Ama burada ilginç olan şu. HDP bunu daha önce başvurduğu zaman Anayasa Mahkemesi gündemini almamıştı. Şimdi gündeme aldı ve dedi ki hazine yardım vereceksin. İki, Sözlü savunma bu hafta olacaktı. Bunu da bir ay erteledi. Yani bunlar bir, HDP'nin kapatılma ihtimalinin biraz azaldığını gösteriyor. İki, seçimler geliyor, bu arada bizim üstümüzde bir şey kalmasın. Bakın, bu şunu gösterir. Çözülme yukarılardan başladı. Zaten oradan başlayacak. Alttan çözülme olmaz. Alt taraf zaten çözüldüyse çözüldü. Şimdi sıra tepede. Bakın Anayasa Mahkemesi, çok güveniyorlar. Neden? Çünkü bizim abi yani, yani bizim, benim adamlarım. Ama işte öyle olmuyor. Çünkü devlet görevi yapanlar iktidarın gücüne bakarlar. İktidar kalıcıysa ya da iktidar yeniyse ise usturuplu davranır. Demokratik ülkelerde, tabi bu bizim gibi ülkelerde, demokratik ülkelerde ise her devlet görevlisi unvanına göre, e, makamına göre gereği neyse onu yapar. Ha. Şu vardır ama, siyasi iktidar kimdeyse tabii ki ona karşı ilişkilerde dikkatli olur sadece. Emir almaz. Normal bir demokratik ülkede bir anayasa mahkemesi gibi, yargıtay gibi, danıştay, sayıştay, ne bileyim yani bu tür kurumlar ya da bürokrasinin üst tarafları, yani emir alarak çalışmaz ama dikkatli olur. Gayet doğaldır yani. Amerika'da da hazine bakanlığında çalışan yüksek e, bürokratlar, Zaten ya yeni iktidarın getirdiği isimlerdir ya da devletin devamlılığı esası oralarda tabii çok yaygın. Yani aksini zaten düşünmüyorlar. Onlar da tabii ki iktidarın kim olduğuna bakarak daha hassas davranır o kadar. Ama bir yanlış bir şey olduğu zaman hiç FBI hemen gelir. Hiç dinlemez. Senatörmüş, mü? yok dokunulmazmış, mı? hiç belli suçlar var. Onlar olduğu zaman tabii böyle hırsızlık, yolsuzluk, ihaleye fesat, şu bu falan hiç gözünün yaşına bakmaz. Çak gelir hem de pıs, şeyden alır. Yani meclisin kapısından alır. Ama tabii bizim gibi ülkelerde daha emirle çalışmaya alışkın. Fakat ne zaman ki iktidarın değişme ihtimali doğar, işte o zaman devlet görevlileri başlarlar ayak süremeye. Ve iktidarın hoşuna gitmeyecek ama doğru olan kararları almaya. Şimdi ben size açık söyleyeyim. Seçime bir sene olsa anayasa mahkemesi hiç tınmaz bile. Yok kardeşim tamam hazine yardımı alamazlar ya da işte kapatma davasını yürütür. Fakat seçimlere doğru geliyor böyle bakıyorlar. Abi bizimki gidebilir. Bu sefer valla fena. E o zaman e canım işte biz de biraz frene basacağız diyor. Ya e abi biz bu adamın hani kulu kölesi falan gibi olsa bile e canım o da bir yere kadar yani. Kulu kölesi dediysek padişahken kulu kölesiyiz. Padişah değiştirse e biz de öbür padişah diyor yani. Yani mantık böyle. Bunun batıdaki şeyi vardır. Başkanlar için kullanırlar. Topal ördeklerler yani. Ama ne zaman için kullanır? Amerika'da kullanılan bir deyim bu. Topal ördek. Kasım'da seçim yapılır. 20 Ocak'ta devir teslim olur. Yani Kasım seçimlerinden 20 Ocak'a kadar eski başkan durur. Seçilmiş başkan seçilmiş başkan olarak anılır. Yani President of United States demezler ona. Elected President derler. Yani seçilmiş ama daha göreve başlamadı. Öbürünün de ünvanın önüne konmaz ama topal ördek derler. Çünkü neden? O süre içinde elbette bazı devlet kararlarına imza atar ama hani yeni gelecek devlet e, cumhurbaşkanının önünü kesecek ya da onun istemediği bir şeyi yapacak herhangi bir kararı imzalamazlar. Ancak acil şeyler varsa... Beyaz Saray'daki başkanın görevi ise o. Onları yapar. Sistemsel bir değişikliğe adım atamaz. Atama yapamaz. Teknik olarak var. Yani başsavcıyı atar gitmeden önce. O 20 gün, 30 gün içinde. Ama bugüne kadar hiçbir başkan Trump hariç bir tek Trump yaptı. O da çok eleştirildi. Onun dışında hiçbir başkan hani gider ayak başsavcıyı atayım da gideyim dememiş. Trump yaptı bir yüksek yargı organını Başkanını atadı ama göreve bile gelemedi yani zaten kendi dedi yani uygun değil bu falan diye yani ama şimdi eğer diyorum eğer AKP'nin kazanamayacağı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olamayacağı anlaşılırsa seyrelim önümüzdeki iki ay başka neler oluyor ama Anayasa Mahkemesi'den bakın çözülme başladı bugünkü kararı bana hiç kimse Efendim biz oturduk gerçekten hukuki karar aldık diyemez. Ha hukuki karar. Bak bir şey demiyorum. Çünkü başından beri biz de karşı çıktık. Ya ne alakası var? Parti kapatılmadan parasına nasıl el koyarsın? Öyle kapatılır. Zaten o zaman para mara yok. Efendim teröriste mi gitsin? E bugüne kadar oraya mı gitti yani? HDP neyle geçindi? Alınan karar hukuki ama işte bu durum olmasa seçim olmasa da mesela HDP'nin normal yıllık yardımı olsa bir de o var çünkü. Yani partiler yıllık grubu olan partiler yıllık pardon yüzde geçen galiba ya da üçü geçen partiler hazineden pay alıyor yıllık. Seçim dönemi bu iki ya da üç katına çıkıyor galiba. Yani seçim için yıllık aldıklarının üç katı bir para ödeniyor. Bu şeyde olsa mesela seçimden iki yıl önce olsa ve HDP'ye kapatılma davası ve başsavcılık da dese ki bu seneki hazine payına el koyun. Anayasa Mahkemesi umruna bile hiç evet, salla bakın ilk başta yaptı zaten gündeme almayarak. Ama şimdi durumun değiştiğini görüyorlar. O zaman herkes vaziyet alıyor. Bundan da öyledir vaziyet almak. Bir yüksek seçim kurulu var elimizde. Tayyip Erdoğan yarın ilan edecek. Fakat anayasaya göre Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değil. Buna bir tek karar verecek yer var. Yetkili bir yer var. Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu kararı alıp da hayır efendim bal gibi olur der. İşte o zaman muhalefetin şunu demesi lazım. Arkadaş tamam yani biz senin kararını şu anda almışım bir karar. Ama seçimi ben kazanırsam bunun anayasaya aykırı olup olmadığını bir kere daha incelerim. Ve anayasaya aykırı çıkarsa eh yani ne yapalım anayasaya aykırılığında bir cezası var der. O kadar der. Ben çok böyle kora kor mücadele edeceklerini zannetmiyorum. Yani Tayyip Erdoğan adaylığını açıkladıktan sonra işte CHP'si, İyi Partisi, Millet İttifakı, vay aday olamaz. Hiç yapmayacaklar. Siyasi partilerden daha mütevazi boyutta olan bir tanesi gider itirazını yapar. Yüksek Seçim Kurulu en kısa sürede karar alacak. O da 10 Nisan'dan sonra. Yani resmen ben adayım diye kağıdı veriyor ya. Yani diplomasını koyuyor mesela içine nüfus suretini koyuyor. Altı fotoğraf var mı bilmiyorum. Yani <laughs> eskiden bir de o vardı biliyor musunuz? Vesikalık diye bir şey vardı. Şimdi gençler hatırlamaz hiç. Şimdi çok güzel. Adamın fotoğraf diyorlar. Zaten duruyorsun. Dur böyle diyor. Mesela ehliyet alacaksın. Fotoğraf. Eskiden altı fotoğraf. İkametgah, il muhabiri, nüfus sureti, muhtardan bilmem ne filan. Böyle toplarsın gidersin. Hepimizin cebinde şeyler vardı. Vesikalık fotoğraf. Şimdi öyle değil. Ehliyet mi alacaksın? Karşındaki duruyor. Şuraya bakın diyor. Orada böyle minik bir kamera var. Böyle duruyorsunuz. Surat asmayın diyor. Ya da fazla gülmeyin diyor. Böyle duruyorsun. Hop bakıyorsun. Ehliyetin üzerinde resmin. Şimdi herhalde yani Cumhurbaşkanı adaylarından altı fotoğraf istemiyorlardır. Belki bir tane istiyordur ama şey. Yani bunlar verilecek. Onlar verildikten sonra itiraz olur. Onu da işte makul süresi var. 14 gün mü ne Askerler duruyor ya. İşte orada onu değerlendirecek, verecek ve ondan sonra görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.